Millet İttifakı'nın dağılma noktasına geldiği 72 saatlik süreçte onun da özel bir yeri olduğu ünlü ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen'den bahsediyoruz. Akşener cuma günü masadan kalktığında o da aday olabilirim demiş. Hatta Akşener reklam arasında kendisini arayıp davet etmişti ama pazartesi günü İYİ Parti lideri Ersan Şen yerine İmamoğlu ve Yavaş'la görüştü. Sonrası malum masaya döndü. Herkesin aklında aynı soru. Peki Ersan Şen ne olacak? Biz bu hikayede yanan Ersan Şen oldu demiştik ama erken konuşmuşuz. Sayın Şen öyle bir şey söyledi ki hiç bu açıdan bakmamıştık dedirtti. Tarihte ilk kez iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim ve dağılan masanın toplanmasına yardım ettim. Şen bir nevi olmazsam olmazdı diyor. Tarihte ilk kez iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim ve dağılan masanın toplanmasına da yardım ettiğimi düşünüyorum. Bir medeni cesareti ortaya koydum. Dedim ki ya kimse yoksa biz bu vatanın evlatları olarak elimizi taşın altına koymak konusunda hiç tereddüt göstermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanlığına millet teveccüh gösteriyorsa böyle bir hissiyatım var. Ben aday olabilirim dedi. Ersan Şen kullanıldı kullanmadı ya bizim canımız vatana millete feda olsun ya ne olacak? Netice itibariyle kullanılan biz olalım. Eğer sonucu iyi olacaksa, hayırlı olacaksa, vatana millete hizmet olacaksa, dağılanları birleştireceksek, hatta trolleri bile muhalefeti iktidarı bir araya getirebiliyorsak bu çok büyük bir güçtür. İnsanların buna sahip göstermesi lazım. İnsanlar söylüyor ya efendim telefonda mı olur, canlı yayınlarda, televizyonlardan mı efendim işte aday toplanıyor. Kardeşim ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk milleti içinde yeni doğmadım, yeni olmadım. Ersan Şen denilen karakter hani kendi adımdan bahsetmek, PR yapmak istemiyorum. Ben ceza hukuku profesörüyüm, avukatıyım, bir geçmişim var. Ve geleceğimde olacaktır. Sorun 2 Mart'ta da çözülebilirdi. 3 Mart'ta da çözebilirdi. Demek ki çözemediler. Bizim gibi insanlar davaya, meseleye sahip çıktı. Bu dağılan yapıyı bir araya getirebilmek yönünde bir amaca hizmet etti. Bundan sonrasında ama takdir ve değerlendirmesi millette. Ersan Şen'e yazık ettiler. Ersan Şen'e şu oldu. Kardeşim neye yazık oldu? Ben elbise diktirmedim, seçim propagandasına hazırlanmadım, poster yaptırmadım. Ben şunu söylüyorum. 3 Mart tarihindeki o ya tarih yazacağız ya tarih olacağız konuşmasından sonra Sayın Akşener'in 4 Mart tarihinde akşamı ben tarihe bir not düştüm. Dedim ki varız. Karşılığımız olmasa bugün iktidarın ve muhalefetin trolleri birleşmek suretiyle benim kaç gündür sosyal medyada zirvede olabilmem mümkün mü? Yani bunu sıradan söyleseniz kim itibar eder de dönüp bakar? Evet, hepimizin vefa borcumuzu bir şekilde ödememiz lazım Sayın Şen'e.